Merhaba sevgili yükselen yay ve güneş burcu yay olan astroloji severler. Öncelikle yükselen burcunuzun videosunu, sonrasında güneş burcunuzun videosunu izlemeniz gerektiğini söyleyerek Şubat ayı burç videonuza başlıyorum. Evet sevgili yaylar, gene çok önemli kadersel olayları yaşayacağımız tutulma ayına giriş yapıyoruz. 16 Şubat tarihinde Kova burcunda önemli ve güzel etkiler barındıran bir güneş tutulması gerçekleşecek. Burcunuzun hangi alanlarda tutulmadan etki aldığını, alacağını biraz sonra detaylı anlatacağım. Onun öncesinde 11 Şubat tarihinde Venüs'ün Balık burcuna geçiş yaptığını göreceğiz. Arkadaşlık ilişkilerini, tüm ilişkilerimizi, aşk hayatımızı, evlilik hayatını, hayatın içinde yaptığımız tüm seçimleri ve parasal konularımızı, parayla olan ilişkimizi anlatan Venüs, 11 Şubat'la ay sonu arasında kendini çok da iyi hissettiği Balık burcunda seyahat ediyor olacak. Kendi vaat ettiği olayları ortaya çıkarmakta gezegen çok daha etkin çalışacak diye düşünebilirsiniz. Bu süreçte Venüs sizin evle ilgili alanınızdan geçiyor olacak sevgili yaylar. Evinizle alakalı, aile büyüklerinizle alakalı güzel bir takım gelişmeler meydana gelebilir. Örneğin bir ev değişikliği veya evde bir dekorasyon kararı alabilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek adına yeni adımlar atabilirsiniz. Biraz evle alakalı konularda parasal harcamalar hayatınızda olabilir. Ama onun dışında evde yaşanacak sosyallik anlamında arkadaşlarınızla birlikte, arkadaşlarınızı evde ağırlayacağınız güzel, keyifli zamanlar anlamında da Venüs'ten destek görebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim bu ayın en önemli görünümüne. 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece yarısı ilk dakikalarda Kova burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek sevgili yaylar. Tutulmalar 6 aya kadar etki ettiği söylenir hayatımıza ama bana göre 6 ay çok uzun bir süre. Çünkü bir sonraki tutulma zaten geliyor 6 ay sonra ve etkiler karışıyor. Net etkileri hissetmek için 3 ay, hatta daha da kemik yorum alabilmek için tutulmadan öncesinde ve sonrasında birer aylık, toplam 2 aylık dönemi alabilirsiniz. Evet, bu tutulma Kova burcunda olacak dediğim gibi. Dünyada veya ülkemizde Kova vurgusuyla beraber teknolojik çalışmaların arttığını, bir takım buluşların veya uzayla ilgili çalışmaların, haberlerin arttığını görebiliriz. Ama gelelim sizin alacağınız bireysel etkilere. Tutulmaların hangi enerjiyle, ne tarz bir haritayla geldiği de çok önemli sevgili yaylar. Bu tutulma gerçekten güzel gezegen yerleşimleriyle geliyor. Bir defa Uranüs tutulmaya uyumlu bir açı gönderiyor. Koç burcundaki Uranüs'ün aşk hayatınız anlamında gerçekten hiç beklemediğiniz sürprizli bir haber veya olay yaşatabileceğini söyleyebilirim. Onun dışında Venüs dediğim gibi evle ilgili konularda güzel gelişmeler getirmeye gibi. Satürn zaten çok güçlü olduğu Oğlak burcunda. Onun dışında burcunuzdaki Mars'ın Jüpiter'le beraber bir karşılıklı ağırlamasına tanıklık edeceğiz. Gerçekten maddi konularda bir takım güzel fırsatlar gündeme gelebilir. Ama tutulmayı siz 3. evinizden alacaksınız sevgili yaylar. Zihin dünyanızın çok daha fazla canlandığını, kararlarınızın arttığını görebilirsiniz. Kova etkisiyle birlikte sıra dışı, belki bugüne kadar sizden hiç beklenmeyen bir takım fikirler geliştirebilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya günlük hayatınızda gerçekten çok güzel gelişmelere, yeni düşüncelere adım atabilirsiniz. Burası aynı zamanda sizin seyahat ve eğitim alanınız. Yeni bir eğitime başlamak, hatta Kova astroloji ile özdeşleştiği için astroloji eğitimi almak, bilimsel faaliyetlerle ilgilenmek, biraz teknik konulara eğilmek anlamında gerçekten güzel etkiler alacaksınız. Akrabalarınızla olan ilişkilerinizin de canlandığına tanık olabilirsiniz. Evet sevgili yaylar, 17 Şubat'tan itibaren gökyüzü biraz karışacak çünkü Neptün işin içinde olacak. Sizin burcunuzdaki Mars'ın Balık burcundaki Neptün'le bir kare açısı meydana gelecek. İşte burası birazcık sizin psikolojik dünya anlamında zorlanmanızı, net adımlar atmakta güçlük çekeceğinizi gösterecek olabilir. Aile ilişkinizde, aile büyüklerinizle olan diyaloglarınızda, ilişkilerinizde biraz belirsizlikler veya sizi psikolojik anlamda zorlayacak bir takım olaylar gündeme gelebilir. Evinizdeki, ev alanınızda olan Neptün etkisi nedeniyle birazcık evde su baskınlarına karşı, gaz kaçaklarına karşı dikkatli olmalısınız. 21 Şubat tarihindeki gene aynı alanda
Venüs-Neptün kavuşumu da aynı etkileri tekrar gündeminize taşıyabilir. Bu dönemde evle ilgili harcamalarda birazcık daha somut ilerlemenizi tavsiye ederim. Çok yüksek harcamalar yaptığınızda biraz hayalci, yani aslında gerekmeyen şekilde davrandığınız takdirde sonradan sizi üzecek bir takım maddi problemler yaşayabilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Evet sevgili yaylar, geldik Şubat ayı videomuzun sonuna. Tüm yaylara Şubat ayı ile beraber çok güzel etkiler alacakları bir ay diliyoruz.